Basit çizimler yapmak. Düz çizgi çizmek için line segment tool kullanılır. Bu araca ait özellikler kontrol panelinde mevcuttur. Kontrol panelinden çizgi özelliklerini, çizgi rengini değiştirebilirsiniz. Çizgi rengi alanına shift tuşuna basarak müdahale edersiniz. Alternatif renk paleti ortaya çıkar. Buradan CMYK, RGB gibi renk modellerine göre de müdahale edebilirsiniz. Bu panelden aynı zamanda dolgu rengi ve özelliklerini değiştirebilirsiniz. Deneyelim. Bu kısımda çizgi genişlik profilleri bulunmaktadır. Mevcut bir çizgi için fırça başlığı seçmek istersek, ToolBox'tan Line Tool seçeriz. Kontrol panelinden ise brush definition alanından fırça başlığını seçeriz. Fırçaları çeşitlendirmek istersek sağ kısımdaki küçük noktalardan fırça kütüphanesi açılır. Fırça kütüphaneleri şöyledir. Bakalım. Yine kontrol panelinde bulunan bir özellik opaklık yani saydamlıktır. Çizginize istenilen oranda saydamlık verebilirsiniz. Kesikli çizgi oluşturmak istiyorsak Window menüsünden stroke tıklarız. Açılan alandan dashed line yani kesikli çizgi seçeneğini işaretleyerek boşluklara aralık gireriz. Böylece kesikli çizgi elde edilmiş olur çizgi kalınlığını aynı ekranda weight seçeneği ile değiştirebiliriz. Değişen çizgi aralıkları oluşturmak için Toolbox'ta White Tool aracını kullanırız. Bu aracın kısa yolu Shift W'dur. Bu araç üzerine tıklayarak farklı farklı çizimler elde edebiliriz. Çiziminizi kalınlaştırabilir ya da değiştirebiliriz. Birlikte deneyelim. Bu programda dikdörtgen ve kareler çizmek için rectangle tool kullanılır. Bu araca tıklayıp basılı tutarsanız yanda görülen tüm şekilleri çizersiniz. Kareyi alandan dışarı doğru çizmek için merkezi orta alarak çizim yapmak isterseniz alt tuşuna basarak çizim yapabilirsiniz. Tüm bu işlemleri yuvarlak köşeli dikdörtgen, daire, elips, poligon, Star Tool içinde yapabilirsiniz. Star Tool kullanırken Toolbox'tan aracı seçip sayfaya tıklayın. Diyalog kutusu açılır. İçerisinden yarıçaplara çaplara müdahale hatta nokta alanına da müdahale edebilirsiniz. Bu araç ise mercek parlamasına benzer ışıltı yapmanızı sağlar. Araçlar panelinden çizim aracını seçerek sayfaya tıklarsınız. Diğer araçlar gibi bu aracın da özelliklerine ulaşabilir, istenilen değerleri değiştirebilirsiniz. İyi dersler.